Rafadan hafiyeler. Çok güzel bir filmdi. Ben böyle heyecanlı bir film daha önce izlememiştim. Evet, bir solukta bitti. Ne çabuk geçti anlamadım bile. Aha! Filmin sonunu nasıl da tahmin ettim ama. İzledikten sonra benim aklıma gelmişti deyince tahmin etmiş olmuyorsun Hayri. Gob'un elinden hiçbir olay kurtulamadı. Tüm gizemleri çözdü. Gob. Gizemli olaylar birimi. Asıl Çat'ın elinden kurtulamadı. Gob ne yaptı ki? Çat, çözüm araştırma takımı. Arkadaş, sen başka film mi izledin? Ya da uyuyakaldın? Bence sen mısır yemekten tüm filmi kaçırmışsın Hayriciğim. Çat olayı çat diye çözdü. Heh, Çat'mış. Asıl Gob diye çözdü olayı. Gob diye mi? O ne demek şimdi? Ne bileyim ben. Kendinizi boşuna yoruyorsunuz. Olayı birlikte çözdüler. Gob çözdü. Çat çözdü. Birlikte çözdüler. Abilerim. Çat. Gob. Çat. Birlikte çözdüler. Abi. 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 Bırakın tartışmayı da şuraya bakın. Futbol topumuz patlamış. Nasıl patlamış? Ne zaman patlamış? Dur, sakın dokunma. Neden Hayri abi? Çünkü bu çözmemiz gereken bir gizem. Bu durum çok şüpheli. Yumak, değişik bir koku alabiliyor musun? Anladım. İşimiz düşündüğümden daha da zor olacak. Bak sen, bu bizim Akın değil mi? Değil. He. Yani özel hafiye Akın. Kızma canım. Biz de bir zamanlar bu işe özel hafiye olarak başladık. Şaka bir yana bu olay Gob'a verilecek. O yüzden işi bana bıraksan iyi olur. Hey! Dokunma o topa! Olamaz. Çat'ın burada ne işi var? Gözü pek Kamil. Aman vermez Hayri. Bu olay Gob'a verilecek. Burada bulunmaman gerekirdi. Hiç sanmıyorum. Bu görev verilse Çat'a verilir. Bu olay sizin Çat'ın boyunu aşar. Bizim boyumuzu aşacak ama Gob'u aşmayacak ha? Hey sakin olun. Belli ki ikinize de bu olayla ilgili bilgi geldi. Bu durumu çözmenin en iyi yolu komiseri görmek. İyi fikir. Hadi gidelim. Tamam ama şimdiden söyleyeyim. Oraya kadar boşa yorulacaksın. Komiser bu olayı bana verecek. Göreceğiz bakalım. Akın, sen gelmiyor musun? Hayır, ben birkaç fotoğraf daha çekip patlamış topu bile götüreceğim. Bana gelen emirler böyleydi. Tamam o zaman. O fotoğraflardan birer örnek de bana getirirsen sevinirim. Ve tabii ki bana da. Merak etmeyin. Olay benim görev alanımda gerçekleşmiş komiserim. Bana vermelisiniz. Hiç bile. Senin alanın telefon direğinde bitiyor. Olay benim bölgemde. Ha, hiç güleceğim yoktu. Zaten fazla da gülmedim. Ne? Bu olayı Çat'a yani bana vermelisin komiserim. Hayır, Gob'a yani bana. Hayri bu olayı çözemez. Kamil hiç çözemez. Benim adım Gözü Pek Kamil. Ben mi çözemeyeceğim? Sen Gözü Pek'sen, ben de aman vermez Hayri'yim. Sessiz! Beni dinleyin. Bu olayı beraber çözeceksiniz. Ama bakın, beraber çalışmanız olayın çözümü için çok önemli. Ama komiserim... İtiraz istemiyorum. Burada geçirdiğiniz her an vakit kaybediyorsunuz. Tamam komiserim. Görev gerektiriyorsa ızgara tavuk bile yerim. Izgara tavuğu herkes yer. O dediğin çiğ tavuk olacak. Ah ah, aman vermez Hayri. Bu gözüpek Kamil'le işin çok zor olacak. İlginç. Kiremit parçaları. Kiremit mi? Evet, minik parçalar topun birkaç yerine saplanmış. Yani top bu şekilde mi patlamış? Sanmıyorum. Ama topun oynandığı sokakta bolca kiremit tozu olduğu ortada. Ayrıca topun bir tarafında mavi badana izi var. Yani yeni boyanan bir yere çarpmış. Bunlar gerçekten çok önemli bilgiler. Ben hemen gidip haber vereyim. Tamam. Biz de o sırada inceleme raporunu bitiririz. Bulgu inceleme laboratuvarından gelen bilgiye göre olay bu sokakta gerçekleşmiş. Evet. Buralarda top oynandığı çok açık ortada. Ne diyorsun Hayri? Tabii ki ortada olacak. Biz oynadık ya. Oyun oynamıyor muyuz? Bilmezden geliyorum Kamil. Tamam affedersin. Ne diyordum? Burada top oynandığı belli. Haklısın. Ama benim anlayamadığım şu izler. Belli ki buradan sert bir şut çekilmiş ama aynı noktaya gelen iki ayak izi var. Bu bizim maçlarda her zaman... bu mahalle maçlarında her zaman yaşanan bir durum. Ama bizi bir yere götürebilir. Top sanırım şu yöne doğru gitmiş. Evet. Oradan da bildiğimiz üzücü olayla sonlanmış. Ve... patlamış. Peki asıl soru şu. Top burada patladıysa oyun alanına nasıl gitti? İşte buradasınız. Komiser Mert sizi çağırıyor. Laboratuvar raporu çıktı. İlginç bir gelişme var. Komiserim ne oldu? Duyduğuma göre rapor gelmiş. Evet. Doktor Hale ve Doktor Sevim çok önemli bir bilgiye ulaştı. Topun sivri dişlerle patlamış olma ihtimali var. Diş mi? Yoksa bu düşündüğüm gibi mi? Evet. İki farklı yerde iz bulunmuş. Bir tanesi hafif, topu delmemiş ama diğer iz oldukça derin. Peki yumak küçücük ağzıyla nasıl ısıracak? Hemen bir karara varmayalım. Siz orada ne buldunuz? Yerde iki tane ayak izi bulduk. Yani bunda ilginç olan ne? İzler aynı yerde sanki aynı topa vuruyor gibi. Anlaşılan olayın tatbikatını yapmamız gerekiyor. Akın, yedek topumuzu getirir misin? İzler dediğiniz gibi burada kesişiyor. Evet. Tam bu noktada iki ayak izi var. Hadi o zaman. Biri şut çeksin de neler olacak görelim. Bir dakika ne oluyor? Ne olacak? Şut çekeceğim. Komiser sana mı şut çek dedi? Bana demedi ama sana da demedi. Bak Gözüpek. Tam sana kanım kaynıyordu, tekrar aramızı açma. Ha iyi o zaman sen çek. Gerçekten mi? Hayır tabii ben çekeceğim. Kamil. Hayri. Biriniz vursun artık ne fark eder? Tamam işte. Fark etmeyecekse ben vurayım. Hayatta olmaz. Olmaz dedim ben vuracağım. Tebrikler. İşte tam tatbikat diye ben buna derim. Hey! Hey! Buraya gelin. Abi! Abi! Bir şey daha bulduk. Oradan buraya bağırma Hale. Hem abi değil. Aman vermez Hayri. Sen niye bağırıyorsun o zaman? Hem sen aman vermez Hayri'ysen ben de Doktor Hale'yim. Peki, peki. Ne oldu doktor? Ne buldunuz? Topu metal bir şeyi patlatmış. Patlak kenarlarında biraz pas bulduk. Hayriciğim, hatırlıyor musun? Sinemaya gitmeden önce son şutu çekmek için inatlaşmıştık. Oynadığımız oyuna kendimi o kadar kaptırdım ki aklımdan çıkmış. Arkadaşlar, o şutu biz çekmiştik. Bunu artık anlamak için hafiye olmaya gerek yok. İkinci topun sonu da maalesef aynı oldu. Evet. Peki top oyun alanına nasıl gitti? Bir de olaya iyi tarafından bakın. Neymiş o? Gob ve Çat olayı birlikte çözdü. Yani topu birlikte patlattı.